Merhabalar, Python eğitimimize devam ediyoruz. Bu Python'ın temel videolarının, temel Python videolarının son videosu olacak. Buradan sonraki kısımda yazılım eğitimi tabii ki devam ediyor. Python'ın temel kısımlarını bu video sonuyla bitirmiş olacağız. Bu videoda inceleyeceğimiz şey ise hata yönetimi Python'da. Şuradan gelip dosyamı açıyorum. New File diyorum. Ve şöyle try except koyacağım dosyamın adını. Ve except.py dosyamı açtım. Şimdi dosyamı açtıktan sonra hata yönetimimizi Python'da nasıl yapıyoruz? Şimdi burada hata yönetimini yine try ve except isimli kod blokları sayesinde yapıyoruz. Şöyle çalışıyor. Önce try diyoruz. Try dedikten sonra iki nokta koyuyoruz. Tabii hata yönetiminin ne olduğuna da değineyim hemen. Hata yönetimi dediğimiz şey Python'da bir hata aldığımızda, hani bazen bu altta yanlış bir şey girdiğimizde bir hata alıyoruz ya, kullanıcıya hangi yazının görüneceğini veya işte nasıl bir uyarı gideceğini seçmenizi sağlayan bir özellik bu hata yönetimi dediğimiz şey. Çünkü biz burada yazdığımızda altta şöyle örnek bir hata alalım. Print 15 artı A diyelim mesela, bir sayı ile bir string'i toplamaya çalışalım. Hata alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada işte type array unsupported operand type as for, işte şurada int str falan diyor. Şimdi biz burada tabii ki okuduğumuzda kendimiz anlıyoruz. Fakat başka bir kullanıcının ekranına bu gelse hatasını anlamayabilir. Mesela biz burada bunun yerine kullanıcıya direkt şunu diyeceğiz. Bir sayı ile string'i toplayamaz. Örnek veriyorum. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Try dediğimiz bloğu açıyoruz. Try dediğimiz bloğun içine normalde kodda ne yazacaksak onu yazıyoruz. Şöyle print diyoruz. Örnek veriyorum. Az önceki şeyi yapalım. Try dedikten sonra kullanıcıdan bir input alalım. Ve input'a şöyle kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Hatta a eşittir integer input dedik. Sayı girdi dedik. Şimdi normal şartlarda kullanıcı buraya bir sayı değil bir harf girdiğinde bunu integer'a çevirirken hata alacak. Çünkü biz harfleri integer'a casting yapamıyoruz. Integer'a çeviremiyoruz. Burada bir hata alacağız. Burada işte kullanıcıya nasıl bir hata kodu gidecek onu belirleyebiliyoruz. Şimdi mesela kullanıcı her şeyi doğru yaparsa, örnek veriyorum. Biz burada kullanıcıya işte verdiği sayıyı 10'la toplayan bir uygulama yapmış olalım. A'yı 10'la toplayacak. Ama eğer hata alırsa gelecek yazıyı seçmemiz için de işte bizim burada except dediğimiz farklı bir kod bloğumuz var. İşte bu except sayesinde biz ne olacağını seçebiliyoruz. Mesela şuraya gelip except dedikten sonra print diyorum. Print deyip hata aldığında buradaki kod gelecek. Print dedikten sonra yalnızca ya da buraya işte yalnızca sayı. Yalnızca sayı giriniz deyip şöyle ünlem koyuyorum. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Kullanıcıdan sayı istedik. Sayıyı 5 girelim. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde çalıştı. Peki burada sayı yerine bir harf girelim. Mesela ORT diyelim. Ne oldu? Gördüğünüz gibi biz burada kodda hata aldık. Normalde şu try except bloğu olmasaydı şuradaki hatanın aynısını alacaktık. Fakat burada kodda bir şey aldık, bir hata aldık ve bu hatanın yerine oradaki karışık yazı yerine biz buraya yalnızca sayı girin dedik kullanıcı. Bu şekilde şöyle sayı girin dediğinde A13 dediğinde mesela ya gördüğünüz gibi yalnızca sayı girin diyor. Bu şekilde çalışıyor try except bloğumuz. Tabii try except bloğuna başka şeyler de ekleyebiliyoruz. Örnek veriyorum şuraya else dediğimizde. Şuraya else dediğimizde ve bir alt satıra geçtiğimizde bu else şurada çalışıyor. Hemen bakalım. Ve başarılı diyelim. Şuraya gelip sayıyı 6 girersek ne oldu? Topladı ve başarılı dedi. Peki başlatalım. Ve oraya A girelim. Gördüğünüz gibi yalnızca sayı girdiniz. Yani else dediğimiz şey de bu try'in içindeki kod başarılı olursa gelecek şeyi sağlıyor. Bu şekilde else'i de böyle yazabiliyoruz. Burada else diyebiliyoruz. Tabii şöyle şunu bir yorum satırı yapacağım.
Else dışında bir de finally dediğimiz bir kod daha var. Bir anahtar kelime daha var. Finally ise print try şöyle şey diyelim. Try accept'ten çıkıldı. İşte bu da buna yarıyor. Bizim hani try'ın içindeki şey hata versin, vermesin. Accept'teki şey işte yazdırsın, yazdırmasın. Bu bloktan çıktığı anda finally de ne girdiyse konuya atarız. A girersek yalnızca sayı giriniz ve try accept'ten çıkıldı. Şurada doğru girelim, altı girelim. Bu sefer sayıyı verir ve try accept'ten çıkıldı der yine. Finally ise bu işe yarıyor. Şimdi try accept ile ilgili şeyleri gördük. Finally'yi, işte else'i ve try accept'in genel olarak ne olduğunu. Peki burada şöyle bir özelliğimiz daha var. Bu da şu. Bizim şey olmasına gerek yok. İlla try accept kullanmamıza gerek yok kullanıcıya bir uyarı göndermek için. Try accept'i öğrendikten sonra şu alta geliyorum. Ve kullanıcıdan bir sayı isteyelim yine. Şuradan ne diyelim? A eşittir integer int. Örnek veriyorum, kullanıcıdan yaşını isteyelim. Yaşınızı bir. 2 nokta koyalım. Ve burada şunu diyoruz. Şimdi bir insanın yaşı negatif olamaz. Bu yüzden de biz kullanıcıdan aldığımız sayının hani doğru olup olamayacağını en azından kontrol etmek istiyoruz. Burada da şunu diyoruz. If dedikten sonra if x küçüktür veya eşittir diyelim. Sıfıraysa x değil burada aldığımız sayı a. Sıfıraysa biz burada raise dediğimiz bir şeyimiz var. Umutumuz var. Raise diyoruz. Raise dedikten sonra şuradan bir şey seçeceğiz. Bir error seçeceğiz. Onu da şöyle. Hop, yanlışlıkla konsolumuza yazdık. Örnek veriyorum. Burada ne diyebiliriz? Value error. Yani yanlış bir değer girdi diye varsayıp value error diyebiliriz. Direkt olarak bunu dediğimizde şöyle yaşınızı girin diyen birine biri buraya eksi 4 girdiğinde ne oldu? Value error diye bir ekran geldi. Bunun içeriğini değiştirmek içinse buraya şunu yazıyoruz. Yaşınız buradan küçük olamaz diyoruz. Bunu yaptığımızda şuraya bir insan yaşını girdiğinde eksi 5. Gördüğünüz gibi ne oldu? Value error. Yaşınız sıfırdan küçük olamaz. Bu yazı geldi karşımıza. Bu şekilde de kullanabiliyoruz yani biz raise dediğimiz şeyi. Böylece şuraya hani başka bir şey girmek istemiyorsak özellikle value error gibi bir şey. Buraya exception diyoruz. Exception dediğimizde ise şöyle yine eksi 8 diyeyim. Direkt olarak exception yazıyor ve yaşı sıfırdan küçük olamaz diyor. Try accept ve işte hata alınca kullanıcıya bir şeyler yöneltme kısmımız da bu kadardı. Bu şekilde artık Python temelleri kısmını bitirdik. Yazılım eğitimine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz.